Canım senin büyük 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 deden gerçekten ne iş yapıyordu? Merhaba, ben Serkan Keskin. O Ne Diyor'un bugün konuğuyum. Sizden gelen soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Oynadığın karakterlerle özleşmek sinirini bozuyor mu? Oynadığım karakterlerle özleştiğimi nereden biliyorsunuz? Buna kadar bu kadar emin olabiliyorsunuz. Hiç boş salona ya da çok az seyirciye karşı oyun oynadın mı? Boş salona oynamadım tabii ki. O zaman oyun iptal oluyor haliyle. 7 kişiye William Shakespeare'in 12. Gece adlı oyununu oynadım. Sahnede 17 kişiydik. Salonda 7 kişi vardı. Bugüne kadar hiç yakışıklı olmadığı için kaybettiği bir rol oldum. Olmuştur mutlaka ama hani zaten bana gelmemiştir. Ama bana söylemediler. Yakışıklı olmadığın için olmadı diye. Keşke oynamasaydım dediğin bir rol oldu mu? Oldu. Ama bunu sana söylemeyeceğim. Oyunculuğunu ya da şöhretini hiç flört etmek için kullandın mı? Hayır. Sosyal medyada kendine ait fan sayfalarını stalkluyor musun? Hayır, stalklamıyorum. Abi şu an Leyla ile Mecnun ekibinden birinin dedikodusunu yapar mısın? Ne olur, senin dedikodu yaparken görmek istiyorum. Yapmayacağım. Serkan Keskin'e sorum, hem kel hem olup hem de bu kadar karizmatik olmayı nasıl başarıyorsun? Bu ne yaman çelişki İsmail abi? Çok teşekkür ediyorum sana. Bir iltifat olarak değerlendiriyorum. Bunun cevabını bilmiyorum. Utandırdın beni. Serkan Keskin mi daha ünlü İsmail abi mi? İsmail abiyi kıskanıyor musun? İsmail abi herhalde daha ünlü olabilir benden. İsmail abiyi kıskanmıyorum. Çok seviyorum. Çünkü o benden çıkan bir şey. Ama onu kıskanıyorum. Keşke o kadar iyi olmayı becerebilsem, o kadar umutlu olmayı becerebilsem. Keşke öyle pul ceketler giyip gezebiliyorsam. İçerisinden çıkamadığınız bir karakter oldu mu? Oldu. Bir tanesi içeridekiler, Melih Çelet Anday'ın tutuklu karakteri. Tiyatroda oynamıştım. Çok zordu. Hala da kafamı çok kurcalıyor. Yaşadığın en tuhaf hayran tepkisini anlatır mısın? Bir gün Ali ile birlikte Yedikule'de Leyla Mecnun setinde çalışıyorken yemek arası oldu. Yemek arasından sete tekrar giderken bir dükkana girdik. Marketin sahibi arkadaş birden Ali'yi görünce "Aa Mecnun" dedi. Sonra arkasından ben girdim. "Aa Leyla" dedi. Buna çok gülmüştük. Sırf insanlar üzülmesin diye söylemediğin bir gerçek var mı? Var. Ama söylemeyeyim şimdi ne olduğunu. O gemi bir gün geri gelecek mi? Dünyada bana en çok sorulan soru bu. Ben de mesele geminin geri gelmesi değil, umut etmeyi seviyorum diyorum. Abi dürüst ol, saç ektirmeyi hiç düşündün mü? Yemin ediyorum hiç düşünmedim. Yemin ediyorum gerçekten. Başarısız bir projeye sırf eşin dostun oynuyor diye başarılı dedin mi? Demedim. Bir şey kötüyse kötüdür, iyiyse iyidir. Yeter artık bitsin şu LM muhabbet dediğin oluyor. Olmuyor ya, niye olsun? Ne güzel, seviyor insanlar. Keşke daha çok devam etseydi. Oyuncuların klişesi biz sette çok eğleniyoruz lafı yalan mı gerçek mi? Leyla ile Mecnun setinde çok eğleniyorduk gerçekten. O kadar eğlenmeseydik sanıyorum zaten siz de bu kadar sevmezdiniz, size de bu kadar geçmezdi. Göbekli ve kellerin arasında en yakışıklı erkek olmak nasıl buydu? Oo teşekkür ediyorum. Bilmiyorum ya, yakışıklı makışıklı bırakın bu işleri. Leyla ile Mecnun'da İsmail abi değil de şu rolü oynasaydım dediğim bir rol var mı? Kamil vardı, yedek Kamil vardı. Bence çok güzel bir roldü. Mehmet'in oynadı. Çok seviyordum ben onu. Kadın hayranlarım mı daha fazla, erkek hayranlarım mı? Gerçekten bilmiyorum. Eşit diyelim. Teşekkürler, bu kadar, sorular bitti. Elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Böyle.